Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizde görüşmelerini kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunla sunuşturuşumuz. Kanalımızda dikkatler ekranımız olsun. Tarım neftlikide 1 milyar tonna neft gaz zapısı baykaldı. Xitay Merkezi Televiziya kanalının 18. iyondaki haberde bildirilişe Şarkı Türkistan'ın tarım neftlikiden 1 milyar tonna neft gaz zapısı baykalgan. Xitay neft gaz payçaklık şirketi tarım neftliki şöbe şirketinin aşkarlaşı Teklemekan Qumliqining içkirisiga tarım deryasının cenubuğu caylaşkan tarım neftlikinin Fumen rayonunda yeniden 1 milyar tonnağı yetidigan adetten taşkarı çoğunkor neft tabi gaz zapısı baykalgan. Bu yakınkı 10 yıldan buyan tarım uymanlıqıdaki en çoğun baykaşken. Tarım neftlikke şöbe şirketinin baş direktörü Yan Şövin'nin bildirişçe Fumen neftlikinin asasi mahsulat katlamının çoğunkorluğu 8000 metr etrafıda bulup kiziş kıyırlık derecesi dünya boyunca aldığın Katar turudiken. Yakınkı 6 yıldan buyan tarım neftlikke bir Katar teknikalarını yenilip yeni kuduqnın muvaffaqiyetlik buluş nisbetini 75%'ten növetteki 95%'ten yukarı derecede götürgen. Yıkınkı mezgillerde tarım uymanlıqıdaki Fumen rayonunda yeni nefit zapısı üzülmeyi baykalgan. Tarım uymanlıqı mol nefit ve tabii gaz baylıqı bilen Xitay bulantalan kılıvatkan noktalıq rayonlardan biri bulup 6000 metr çoğunkurluqtaki nefit tabii gaz baylıqı Xitay igi bulvatkan umumi baylıqının 83.2% ve 63.9%'ın teşkil kıldıken. Nöbette Xitay tarım neftlikide en çok dereceden taşkarı çoğunkur katlamdaki nefet gaz işlep çıkarış bazısı kurup çıkan bulup, Xitay bu kuruluşunu Xitay'nın energiya bihaterlikiki kapalatlı kıldığan yeni sahada püspetligen. Michel Bachelet Şarkı Türkistan'ı ziyaret kılış vakti hakkıda toxtaldı. 21 iyun BDT Kişilik Hukuk Ali Komissari Michel Bachelet BDT Kişilik Hukuk Kengeşinin 47. növetlik yığınının içiliş mürasimide söz kılıp, dünyanın her kaysi caylarıdaki kişilik hukuk tepsendikiliki hakkıda toxtaldı. Bachelet Uyghurlar hakkıda mı toxtulup, Şarkı Türkistan'a berip, Uyghur Katarlıq milletlerinin ahvalini nak meydanda tekşürüşünü xalaydı qallıqını. Kişilik hukuku iğir dâxlı tarz kılınğallıq hakkıdaki haber ve dokudatlar tarqalgan hazır kıdak payitte, bu rayonga bu yıl içide kirişini xalaydı qallıqını. Xitay dairler bilen bu mesele doğrusu da kilişim hasılı kılışını ümit kıldı qallıqını bildirdi. Bu onun Şarkı Türkistan'ı ziyaret kılış oyu hakkıda tuncu qetim inik vaqt bekitişi hesablandıken. Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki basturu siyasetleri İrki kırgınçılık cinayeti hakkıda köplügen nüfuzluk dokulatlarının ilan kılınışıga ağışıp, nurgulgan devletlerdeki parlament azaları ve kişilik hukuk teşkilatları Şarkı Türkistan'a BDT Kişilik Hukuk Ali Komissarı başçılıkıdaki müstakil tekşürüş heyeti evetip, hakiki ekvalını tekşürüşünü talep kılıp gelmekte. Ama Xitay bu ayıplaşlarını inkar kılıp, halkara cemiyetinin erkin tekşürüş talepini red kılıp gelmekte. Amerika Xitayını yeni bir qetim agahlandırdı. Amerika Avazının haberde bildirilişçe Amerika Xitayını agahlandırıp, Xitay eğer virusunun mənbəsini tekşürüşünü rad qılıdıkan, xalqara cemiyeti yalğız qaldırıldı degen. Haberde qeyd qılınışça Aqsarayının dövlət bihaterlik məsləhətçisi Jack Sullivan yekşənbe günü Fox haberleri programmasının ziyaretini qəbul qılıb, Amerikanın ittifaqdaşları ve şirikleri bilen devamlık hemkarlaşıp, Xitay virusunun kandak payda bolganlıqı ve onun kimden mesul ikkallikini etraplık tekşürmek için toxtap kalmaydıqallıqını bildirgen. O yana nişanımız Xitay'a iniq tallaş puristi beriş. Xitay ya ki mesuliyetçallıq bilen tekşürgücülerinin Xitay'a kilişigi yol koyup, virusunun hakiki mənbəsini tepip çıkıdı. Ya ki xalqara cemiyette yalğız kalıdı dəb təkidligen. Sullivan yana yekşembe günü CNN'nin devlet ekvali programması da söz kılıp, Amerika hazırca Xitay'a tehdit salmaydıqanlıqını, ya ki ultimatum tapşırmaydıqanlıqını, eğer Xitay mesuliyetini ada kılmasa, Amerika'nın Xitay'a kandaq cevap kaytırdıqanlıqını, o ilişki mecbur buludıqanlıqını. Bu meselde ittifaqdaş devletler ve şirikler bilen hemkarlaşıdıqanlıqını ve Xitay'nın xalqaranın taleplerine yok demeydiqanlıqını təkid edi. Bildirilişe aldın qayıpta G7 başlıklar yığınığa katlaşkan rehberler, Xitay virusunun keliş mənbəsini yanımı ilgirligen halde tekşürüşünü tələb kılgan. Ondan başqa Amerika Prezidenti Biden aldınqı ayda istihbarat idarısıga virusunun nədin kəlgəlligini tekşürüp eniklaş ve 90 gün içinde Aqsarayğa dökülat kılışqa buyurgan idi.
Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Javlijan 21 iyun muxbirlarni kutib olish yig'inida Sullivanning munosabatlik bayonlariga norozilik bildirib, Amerika uchuq oshkora qora chap dedi va tahdid soldi. Xitoy buningga qat'iy qarshi turdi, hargiz qabul qilmaydi degan. Sharq Turkiston xalqi turli sohalarda xohlagancha qo'llanilmoqda. Yaqinqi mazgillarda Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga qaratgan majburiy amgak siyosati xalqaroda eng ko'p munozara qilinayotgan masalaning biri bo'lib, Xitoy bu jinoyatlarni izchil inkor qilib kelmoqda va yolg'on tashviqotlari orqali bu qilmishini yashirishga urinmoqda. Halbuki tarqalayotgan sin ko'rinishlari Sharq Turkiston xalqining erkinligidan butunlay ayrilgan holda Xitoy tomonidan xohlagancha qo'llanilayotganligini ko'rsatib bermoqda. Bugün ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan bir sinda Sharq Turkistonning ma'lum yasidagi bir top uyg'urlarning pijg'irim issiqda majburiy hasharga selinib, kanketgan etizlikda ishlayotganligi ko'rsatilgan. Halbuki Xitoy Sharq Turkistonda terixchilikning butunlay mashinlashib ketganligi, qo'l bilan amgak qilishning o'tmishga aylanganligi haqida jar solgan edi. Boshqa yana bir necha sinda Sharq Turkistonning ma'lum yasidagi bir turkum uyg'ur aholisining suratga olish maydonida buyruq bilan harakat qilayotganligi ko'rsatilgan. Sindiki qisqa ko'rinishlardan va rol elayotganlarning kiyim-kechaklaridan bu filmning oqqun Xitoylarning Sharq Turkistonga atalmish yordam uchun kelganligini tashviq qilish uchun ishlangan qizil film ekanligini faraz qilgani bo'ladi ekan. Xalqaro jamiyat tomonidan izchil ayiblashga uchrayotgan Xitoy turli usullar bilan Sharq Turkistondagi jinoyatini yashirishga urinsa, yana bir tarafdan Sharq Turkiston xalqini xohlagancha turli ish va amgaklarga majburlamoqda. Tarqalayotgan qisqa sinlar xalqning qanchalik amalsiz va bechora holga tushib qolganligini ma'lum jihatdan yuritib bermoqda. Amerika Kabuldagi Karzai aerodromini qo'g'dash to'g'risida Turkiya bilan kelishganligini uqtirdi. Amerika Davlat Mudofaa ministrligi bayonotchisi Jon Kirby Turkiyaning Afg'onistonda turishini davomlashtirib, Hamid Karzai aerodromini qo'g'dashga qo'shilganligini aytdi. Jon Kirby kundalik muxbirlarni kutib olish yig'inda savollarga javob berib, o'zlarining Afg'onistonning bexatarlik vaziyatiga yaqindan diqqat qilayotganligini, ammo Amerikaning to'liq chekinish vaqt jadvalida hech qanday o'zgarish yo'qligini eskertdi. Turkiya Jumhuriyati Davlat Mudofaa ministri Hulusi Akar bilan Amerika Davlat Mudofaa ministri Lloyd Austinning telefon suhbati jarayonida Kabuldagi Hamid Karzai aerodromini qo'g'dash to'g'risida kelishi ma'sul qilingan qilinmaganligiga doir bir savolga javob berib, İki ministerning mazkur aloqasining o'tgan hafta ishqa oshirilgan Jumhur rais Recep Tayyip Erdoğan bilan Amerika prezidenti Joe Bidenning Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti NATO boshliqlari yig'ini doirasida o'tkazgan uchrashuvining davomi ekanligini aytdi. Jon Kirby yana Turkiya aerodromni qo'g'dash xizmatiga boshlamchilik qilish vazifasini qabul qildi. Biroq navbatda bu xizmatning tafsilotiga doir jarayonlar muzokara qilinayotdi. Yana qilishqa tegishlik nurg'un ishlar bor. Turkiya taraf Amerika va xalqaro jamiyatning bu musobani qo'llashi kerakligini eskertdi. Biz navbatda bu nuqta ustida xizmat ishlayotimiz deganlarni so'zlarga ilova qildi. Uyg'ur ma'arifchilari Xitoyda turmaga va o'limga duch kelmoqda. Amerikaning Anqaradagi bosh elchixonasi to'rbetida bugun 22 iyun e'lon qilingan xabarda Xitoyning Uyg'ur ma'arifchilarini qattiq bostirayotganligi qayd qilindi. Xabarda Uyg'urlarga nisbatan ularning ona tilini ishiltish o'lim jazosidan darak berildi. Xitoy rejimi ona tilida darslik kitoblarini nashr qilgan musulmon Uyg'ur ma'arifchilarini muddatsiz qamoq jazosi, hatto o'lim jazosiga hukm qilmoqda. Birlashma agentligining xabariga asoslanganda Xitoy soti 6 aprel atalmış Xinjiang ma'arif bo'limining sobiq mudiri Sattar Savitni Uyg'ur tilida milliy bo'lg'unchilik va terrorlikni o'z ichiga olgan darsliklarni nashr qilganligi uchun o'lim jazosiga hukm qilgan va jazo muddati 2 yil kechiktirilgan edi. Sot mahkamasi yana 5 Uyg'ur akademiklari va ma'arif xizmatchilaridan 3-ini muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Gerçi ularga berilgan jazo muddati yangi e'lon qilingan bo'lsa-mu, Xitoy ularni necha yil ilgari qo'lga olgan edi. Elchixona xabarida yana jazoga hukm qilinganlar ichida Uyg'ur yozuvchi Yalqun Ro'zining borligini bildirib, uning o'g'li Kamal Turk Yalqunning bu jazo Beijingning Uyg'ur madaniyatini yo'qotish tirishchiligining bir qismi. Bu darsliklar Uyg'ur madaniyati bilan yo'g'rilgan bo'lg'achqa Xitoy ularni nishonladi. Ular Uyg'ur tili va Uyg'ur madaniyatini butunlay yo'qotishga qarab ma'moqda deganlarni bildirgan. Xabarda yana kishilik huquq tashkilotlarining Xitoyning bostir siyosati keng ko'lamda qo'lga olish, majburiy amgak, majburiy tug'mas qilish, qiynash qatorliklarini o'z ichiga oldiganligi bildirildi.
Amerika, Kanada, Angliya ve Avrupa İttifakı bilen birlikte Xitay emeldarlarga bu xorlukka çetişlik ceza yürgüzdi. Amerika Taşkı İşler Ministerliği 2020 yıldaki kişilik hukuk dokulatıda deristiklerinin Xitay'daki Xitay Kompartiyasının başkuruşu ve kontrollukı dişkerlikini, Xitay Kompartiyasının Uyghur Müslümanlarga kartılgan bastır siyasetini, irki kırgınçılık ve insaniyetke karşı cinayet deb tasvirlegan idi. Kamal Türk Yalqın'nın eytişçe dadısı Yalqın Rozi 2016 yılı Öktabr'de yokap gitiştiğinin ilgiri Uyghur medeniyetine ait 100'den artık deristikini tahrirlegan ve tüzgen. Ama Xitay dairleri 2018 yılı Yalqın Rozi'ni atalmış devletine ağdırışkı urunuş kılmışlarına küşkürtüş cinayeti bilen türmege taşlıgan. Kamal Türk'nin deyişçe Xitay dairleri ta ki Uyghur medeniyeti ve başka yerlik milletlerinin medeniyetine bolgan besimini aşırıqça dadısının dərisliklerini yıllap şiltişke yol koygan. O birleşme agenetliğe kılgan sözü de Xitay tarihini öçürüp yeni hikaye yazmakçı bolu atıdu digerlerini bildirgen. Xitay'nın Washington'daki baş elçisi istifa berdi. İhlas haber agenetliğinin haberde bildirilişçe Xitay'nın Washington'da duruşluk en uzun vazife ötügen baş elçisi Suityankay 8 yıldınkin istifa bergerlikini ilan kılgan. Suityankay elçihanın torbetide elan kılınan hoşluşuş xeyti bilen ammağı istifa bergerlikini elan kılgan bulup, mezkur xatı mündaq deyildi. Men vazife ötügen mezgilde Amerika'daki Xitay puhraları bilen ornatkan çunkur dostluğunu mengü unutmayman. Yeni bir tarafdan 68 yaşqa kirgan ve Xitay'nın yukur derecelik diplomatlarga belgelegen 65 yaş çeklemesinden ötken Suy, Xitay'nın Washington'daki en uzun baş elçisi bolgan. Suy Beijing bilen Amerika'nın sabık prezidenti Donald Trump hükümeti otursidiki talaş tartışlar içi de soğukkan pozisyesini saklap gelgeldeki bilen tonulgan. Xitay Taşkı İşler Ministerliği kimnin onun ornunu alıdığallıqı toğrısı da tehi işbadi bildirmegen bolsa mı, Xitay reisi Xi Jinping'nin 55 yaşlıq yardımcısı Qin Gang'nın yeni Washington baş elçilik vazifesini öteydığallıqı ihtimalga yakın dep karalmaqta. Hürmet etkili huzur görüşler, şunaklı bir günkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz. Eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp. Rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.